sık sık söylediğim bir şey var. Yani İslam dini açık büfe değildir. İstediğini al, istediğini alma. Koca bir parçadır, bir bütündür. Ona ortadan bakmamız lazım. Köşeler, yanlar, üstler, atlar hepsini görecek şekilde bakmamız lazım. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, muhterem Erkam TV izleyicileri, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Allah'ın rahmeti, bereketi, İhsanı, ikramı üzerimize ve üzerinize olsun. Yine birlikteyiz. Yine gündem düşen konuları irfan gözüyle, kültür gözüyle değerlendirmiş olacağız. Ve yine her zamanki gibi kıymetli Abdurrahman Topbaş Bey huzurlarımızda beraberiz. Hoş geldiniz Abdurrahman abi. Hoş bulduk, hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz? Hamdolsun, Allah razı olsun. Sizler de iyisiniz inşallah. Şey Allah, Allah iyilikler versin. Abdurrahman abi, şimdi gündem çok yoğundu. Aslında 5-6 başlık var. Fakat bu başlığın belki kaç tanesini konuşacağız bilmiyorum. Benim kafamdan geçen bir özellikle son günlerde belki gündemi yoğun bir şekilde işgal eden, meşgul eden bir husus var. Bu da aslında sosyal medyadaki haber bombardımanı yani bilgi kirliliği de diyebiliriz. Hatta son zamanlarda bunun önüne geçmek için birkaç yazar çıktı. Yani insanlar önce bir haberi oluşturuyorlar. Zaten oluştururken bir ön yargıyla oluşturuyorlar haberi. İşte ben bu haberi bu şekilde yaparsam topluma bu şekilde yansıyacak ve toplumda bu şekilde bir hareket meydana gelecek diye. O haberi oluşturmak ayrı bir problem. Haberi alan kişinin o haberi hiç sormadan, soruşturmadan başka topluluklara, kendi çevresindeki network'e yayması ayrı bir problem. Ve o yaydığı network'ten de her birinin o haberi algılayışı ve kendi network'lerine yayması da ayrı bir problem. Hani bir oyun vardır ya kulaktan kulağa derken işte Ahmet'le başlarsınız sonunda Fatma çıkarsınız en sondaki insan. Böyle bir ortam içerisindeyiz. Kimileri buna işte basın özgürlüğü, düşünce özgürlüğü, düşüncemizi hiç mi ifade etmeyelim diye tepki gösterebiliyorlar ama düşüncemizi ifade ederken de başka insanların hassasiyetlerini gözetmemiz gerekmiyor mu? Siz bu konuya nasıl bakarsınız? Çok teşekkür ederim. Çok netameli bir konu esasında. Evet haliyle. Şu an gelinen noktada esasında biz Halk tabirle suyu çıktı için gündeme geldi. Evet. Yoksa bu şöyle bir daha geçmişe bir şey gidelim. E, matbuat dediğimiz eski tabirle evet. e, yazılı medyaya gittiğimizde esasında bu ta o zamanlardan beri gelen bir hikaye. Evet. Biraz tabii bu hem toplumsal ahlak yani e, siyasetçilerin, basın yayın e, mensuplarının hepsinin birlikte bozacağı veya düzelteceği bir konu. Hı hı. Kanunla da evet kanunların bir etkisi vardır muhakkak ama kanun ahlakı ne kadar tesis eder hı hı. Çok tartışmalı bir Tartışılabilir. Çok tartışmalı bir ama şöyle bir şey var bu yıllarca bu, bu şekilde geldi şu hı. an nasıl işleyecek ne yapacak göreceğiz ama e, gerçekten politik de bir konu hı hı. aslında ama. E, yani politikliğe çekildi bir anlamda aslında. E, yok bir. hep böyleydi hep hep yani sizin demin tarif ettiğiniz işte itiraz edenler var şeyi muhalif. Hı hı bakanlar. Hı hı. o muhalif bakanlar tahtta oturduğunda farklı şey söyleyecekler. Hı, hı. Tahtta oturan tahttan inince farklı şey söyleyecek. Ve böyle olmuştur. Yani ya herkes işine geldiği gibi mi? yorumlayacak. E i̇şte böyledir. Bu özellikle bu sosyolojik hadise. Hı olaylarda hı. muhakkak şöyle bir geri gitmemiz lazım. Tamam. 50 yıl, 100 yıl, 200 yıl hı hı. ne olmuş diye bakmak lazım. Biz de geriye gidersek işte ta Abdülhamit dönemi, işte istibdat tartışmaları vesaire ki işte matbaanın yaygınlaşması o döneme denk geliyor. Dergi ve gazetelerin yani çoğalması bir taraftan. 1800'lerin ikinci yarısından sonra. Hep bu bir şey olmuş. Bir güç oyunu olmuş. tabi ticari tarafı da var bunun. Sadece politik tarafta değil. Yani ticari rakiplerin birbirlerini kalesine gol atmak için hı hı. kullandıkları bir ürünü yermek veya övmek. Akademisyenler de buna mesela tarihimizde çok yaygın. Hala evet. kayıtlar duruyor. İşte margarin. Yani margarin iyidir diye gazetelere vs. medyaya çıkmış akademisyenler var geçmişte. İyi olmadığı halde iyi diye... Yani beğenmiyor. işte bunu artık iyi olmadığını Sağır Sultan duydu, biliyor. Ne yapıyorlar akademisyenlere? Para ee, mı veriyorlar, yağ mı yani veriyorlar? Işte yani artık o taraflarını bilmem ben. Ama sonuç itibariyle hak etmeyen bilgiyi hı hı. hak ediyormuşçasına paylaşmak bu bir kere başlı başına kul hakkı. Hani Bizim cepheden... Tam oradan bakmak ee, istersek. Evet. Bu kul hakkı. Hakkı hakikati temsil eden bir Cephede yok. Hı. Bu güç savaşlarının, bu güç politik güç olabilir, ekonomik güç olabilir, kültürel güç olabilir, fark etmez. Bilim, kültür şeyden de bakabiliriz. Hı hı. Diğerini şey yapar. Tarih, senin alanın diyelim. Şimdi bir tarih şahsiyeti anlatıyor. Hı hı. Bir olayı anlatırken, olayın içindeki söylenmesi gereken 10 cümlenin 3 tanesini çıkartıyor, 7 cümle söylüyor. İçine gelenleri çıkartıyor. Evet, evet. evet. Bir tane de ekleme yapıyor. Hı hı. O da yorum oluyor. O da başka bir noktaya geliyor. Farklı görüşteki tarihçi de benzer şeyleri yapıyor. O da kendi noktasında. Sonuçta kitle doğru bilgiye ulaşmamış oluyor. Evet hocaların şöyle bir yaklaşımı da vardır. Her doğru her yerde söylenmez İşte ilmin tabakaları vardır. Yani öğrenci... Diye ilerledikçe yukarı doğru çıktıkça bütün detay, teferruat, anlatır. O eğitim metotlarıdır, tartışılır. Vesaire iyidir, kötüdür. Onlar gündemimiz olmasın. Hı hı. Ama sonuç itibariyle baktığımızda, gerçekte Hakka ve hakikati ama lakin, fakat cümleleri kurmadan hı hı. doğru bir şekilde anlatmak, yansıtmak önemli bir vazife. Evet. Yani toplumu doğru bilgilendirme. Dünyada bu işin e, suyu çıktı. Şöyle ki, falan bir kişi çıkıyor, bu gerçek hesap da olabilir. Fake hesap da olabilir. Adam yurt dışında yaşıyor veya Türkiye'de yaşıyor falan ülkedeki Hı -hı. yere evet. oradan buradan bir şey gönderiyor. Hı -hı. Ve o insan belki hiç beklemediği bir şekilde bir ithamın muhatabı oluyor. Evet. Burada canına kıyanlar mı dersiniz? Evet. Parasını kaybedenler mi dersiniz? itibarını kaybedenler mi dersiniz? Ailesi, yuvası yıkılanlar mı dersiniz? Ha hak eden vardır yoktur o ayrı bir şey. Hı -hı. Ama bu şekilde insanların yargılanması, iki tarafı kesin kılıç diye tarif ederler. Yani hayra da yarar, şerre de yarar. Evet. Tabii dünya bu noktada ilk tabirime geleyim, suyu çıkınca dünyanın her yerinde bir frene basma başladı. Yani frene basmak aslında şöyle, insanlar bir ürünü alıyorlar, kontrolsüz bir şekilde kullanıyorlar. Deyim yerindeyse artık bu ürün insanların temeline zarar vermeye başladığı andan itibaren bir erk, bir güç sonuçta insanların zarar görmemesi adına buna bir kontrol mekanizması getirmek istiyor. Yani aslında bizim o kontrol mekanizmamız bizim kültürümüzde de var zaten, irfan geleneğimizde var. Kur'an-ı Kerim'de bile ayet-i kerime var. Yani size birisi bir haber getirdiğinde. Onu iyice araştırın. Araştırmadan ona inanmayın diye ayet-i kerime var. Sonuçta biz bu refleksimizi kaybettiğimiz için her habere inanıyoruz. Her gelen haberi doğru sayıyoruz ve bu kontrolden çıkmaya başlıyor. Tabii bu ayet-i kerime çok böyle biraz detaylı bakılırsa hı hı. ince yekun fasikun inne beyin fetebe yönü buruluyor. Yani yalan haberi getiren kişi fasık diye tanımlıyor. Düzgün ha. adam yalan söylemez zaten. Heh. Yalan, iftira, hı hı. manipülasyon vesaire Bunlar hepsi bir Müslüman Şiasette bu diyor fasık yani artık günahlar. Hı hı. Onun için sıradanlaşmış kişi. Evet. Belki yine kendini Müslüman olarak tanımlıyordur veya biliniyordur. Hı hı. Ama artık günahlar onun için onun kankası olmuş. Hı hı. Şimdi normalde günah işlerken insanın yüreği vicdansızlar ya. E bu yani. adamın artık adamın demeyelim yani de bu insanın belki yüreği ve vicdanı sızlamıyor artık. Ha, öyle olmuş. Evet, günübirlik yapıyor. Tabii, evet, böyle Mesela Türk filmler falan vardı böyle mahallerin mesela dedikoducu kadınları rolleri vardır. Esasen bu bu hayattan bir rol. Var evet. Yani bu kadın erkek çocuk fark etmiyor. Bu hayatın bir gerçeği. O onu bilgisine ona taşır. Bir şey yapar. Birine kafayı takar. Boşanmalarını sağlar. Evde kavga çıkartır. Ve bunları böyle bir... Vazife bilinciyle. Vazife bilinciyle. Evet, evet daha güzel oldu bu tabi. Vazife bilinciyle yapıyor. Yani biri ona bir kamera tutsa hı hı. ya kardeşim sen ne yapıyorsun diye onu bir seyrettirse belki o zaman uyanacak. Ama evet. öyle bir hayat düzeni kurmuş maalesef. E tabi bu en çok bizim medeniyetimizin, kodlarımızın hı hı. E, böyle ısrarla 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 durduğu kul hakkının hı hı. babası. Çünkü siz medya üzerinden süreci başlattığınızda hı hı. karşı tarafın kendini müdafaa etmesi, savunması bir şeyler geliştirmesi çok ciddi bir zaman ama şöyle bir şey var, hani biz set etme, üstünü örtme esaslıyız. Ama bir adam bile bile bir kul hakkı yiyorsa, yani artık gemi azıya almış diye bir tabiri var ya, o yola girmiş. Adam zalim, adam soyguncu ve bunu artık bir hayat şekli haline getirmiş kişiyi toplum nezdinde cezalandırmak ayrı bir şey. Bu bizim güdümüzde olan bir şey. Hı hı. Papucu dama atıldı buradan geliyor. Ahi geleneği değil Tabii. mi? Biliyorsunuz bu son zamanlarda insanların geçmişleriyle alakalı papucu dama atılmak değil Belki birçok insan bilmeyecek. Bilmiyordur. Hani hile yapan bir esnaf var veya işte e, ayıplı mal satan veya e, fahiş fiyatta mal satan bir esnaf e, oradaki çevre esnaf tarafından tespit edildiğinde artık sen bunu yapamazsın bu işi yapmaya hakkın yok diye papucunu bir şekilde dama atarlar ve o insan artık ifşa olmuş olur. Bir Tabii. daha da kimse ondan alışveriş yapmaz diye biliyorum. İşte bu caydırıcılık. Evet. Burada. Bir suçun cezası kaşlar dahil tıraş edilmesi. O da Şimdi, topluma çıkacak çünkü. Evet. Hmm. Yani tabi cezası adam ampul gibi oluyor. Her tarafı kesilince onu gören diyor ki ha, bu adam bu suçu işle, işlemiş. İşlemiş belli. Evet. İşte adam o utançla her tarafını orasını burasını kapatmak zorunda kalıyor. Hmm. Yani kapatınca ayrı bir endişe oluşturuyor. Aslında caydırıcı olmuş oluyor bu hale evet, düşmemek için. Adam aynen öyle bu hale düşmemek için diyor ki aman abi diyor. Şeyde var mı? Geçmişte var mı abi? Yani yalan haberi yayanın cezası diye bir ceza var mı? Günümüzde çok fazla yok. Çünkü haberi yayıyorsun ve ondan sonra rahat. Ondan sonra aklayana kadar akla karayı seçiyor Bilmiyorum insanlar. Bilmiyorum ama He. tabii bizim tarihimizde yani yakın tarihte özellikle politik şey de çok kullanılmış. Ama işte söylediğim gibi ticari taraf. En bilinen hikayesiyle hı hı. margarin konusu. Yanlış hatırlamıyorsam bir ada Hı hı. Aynı şekilde. Evet evet bir Mesela aralar orada da zararsızdır e, gibi böbreğe faydalıdır. Hı hı. Propagandalar yapıldı diye bir şey var. Yapıldı. Muhakkak bir içeceğin bir faydalı tarafı vardır. Hı hı. Ama zarar fayda analizi yapalım bakalım ne çıkacak. Evet, o tarafa girmiyorlar evet, yani. Zaten algının özelliği o. İçine gelen tarafı pompalıyor, içine gelmeyen tarafı da söndürüyor bu şekilde toplumun gözünü boyamış oluyor. Tam bu noktada abi şöyle bir e, bakacak olursak şimdi son zamanlarda büyük hali yürüyüşleri dediğimiz bazı yürüyüşler oldu. Bu yürüyüşlerin gayesi, amacı da aslında toplumumuzu ifsad eden bazı hareketlere e, dur diyebilmek, bu hareketlerin propagandasına ve algısına dur diyebilmek. Yani bizim kendi kültürümüzde hani günahı işleyen kişi günah zaten e, gizli köşede işlenir diye bir e, tabir de vardır. Yani günahı bir insan alenen işlemez. Bu kendi içinde kendi yapacağı iştir ve bunun cezası da günah da sevabı da kendisine aittir. Şimdi fakat bunun ayyuka çıkması, bunun ifşa edilmesi konusunda toplumun bir rahatsızlığı var. Fakat bu medya dediğimiz, belki bu haberleri pompalayan insanlar da tam tersi toplumu ifsad etmek için aslında bu kadar günah işleyen insanlar az olsa bile bu çokmuş gibi göstererek toplumun temeline yaymaya çalışıyorlar. Neyle yayıyorlar? İşte reklamlar vasıtasıyla yayıyorlar. Ondan sonra filmler vasıtasıyla çizgi filmler çocuklarımızın dima tehlikede. Böyle bir algı çalışması yapılıyor. Yani bir propaganda yapılıyor. İşine gelen tarafı pompalıyor, işine gelmeyen tarafı da söndürüyor. Biz buna nasıl bakmalıyız? Yani bırakın insanları yapsınlar, bırakın pompalasınlar kardeşim izlememi demeliyiz. Yoksa gereken tepkiyi de göstermeliyim mi? O mümkün değil. Hı hı. O mümkün değil. Bazen böyle kadınlarla ilgili taciz, tartışma evet. vesaire, hı hı. mahkeme kayıtları şunlar var. Böyle bakıyorum bazen. Yani gazetede çıktığı kadar. Bu arada toplumumuzun büyük çoğunluğu gazete haberlerinin hı hı. Yani başlık veya en fazla ilk paragrafı okuyorlarmış. Evet. Aşağıya okuyan yok. Ama esas bilgi aşağıda. Bir gazete okuyan da kalmadı şu anda zaten. Hayır o anlamda. genel manada okuma yani belki bu haber sitesi de olabilir vesaire. aşağı doğru inmiyor. İlk şeyi alıyor evet sıradaki geçiyor. O da esasında insanın farkında olmadan kendinin doğru olmayan bilgiyle mücahiz olmasını getiriyor. Şöyle diyelim İnsan tarihi itibariyle baktığımızda bir takım hoş olmayan suç ayıp, günah gibi tanımlanan bir sürü işlemler var, çok uygulamalar normu bu zaten. Evet. Yani İslam ülkesi olsun olmasın Yok, fark etmez. Ben evet, zaten de insanlık evet. diye söyledim. Yani evet. mesela iki tane örnek verelim. Bir tanesi alkol. Hı -hı. Bütün Latin Amerika'dan Rusya'ya böyle alkolü çok yoğun tüketen toplumlara örnek verelim. Siz bir iş yeri sahibisiniz Hı -hı. veya bir devlet memurusunuz. Bir makam sahibi devlet memurusunuz. Elemanınız, çalışanınız geldi, bayan veya erkek fark etmez sallana sallana geldi. Evet. İster misiniz, istemez misiniz? İstemem tabii ki. Tabii. Yani bu bir genel kural. Yani içecekse içsin ama sonuçta bir, iş yerine geldiğinde. İş yerinde bu yok. Evet. Size peki şunu derse, ya ben alkol reklamları seyrettim, çok hoşuma gitti, içtim içtim geldim. Ne dersin? Git kardeşim, sana izin yazdım veya şöyle. Yani kabul edilmez bu. Hı -hı. Evet. Yani bütün dünyanın pek çok ülkesinde ticari olarak da bulunduğum için bunu hı hı. rahatlıkla söyleyebiliyorum. Hı hı. Bu e, olabilecek bir şey değil. Hı hı. İkincisi bayanların kıyafetleri. Hatta çok özür diliyorum alkol konusunda bir örnek daha vereyim. E, Amerika'da bu kesin bir e, yargı hükmündedir. Alkol içen kişinin avukatlık yapabilir ama yani o da sarhoşluğunu iş yerine yansıtmaması kaydıyla hakimlik ve yargıçlık bir Alkoliklik şekilde yapalım. diye evet. bir şey var. Evet. Alkoliklik, Ruslar alkaş derler ona. Alkoliklik bir hastalık gibi sayıyorlar. Onu evet, artık. Alkol kullanıyorsa evet. hakimlik ve yargıçlık yapamıyor. Bu kadar net bir çizgi çiziyorlar. İkincisi mesela bayan kıyafetleri. Bayanların daha yeni İngiltere'de bir bayan Amerika'da öğretmenlerde vesaire yapılıyor. Falan. Ama İngiltere kendi geleneğine, kültürüne çok bağlı. Amerika'yı bilmiyorum ama, ama yok, İngiltere'de yok, genelde şöyle, o kültüre bağlıdır. Yok şöyle bir çok şey var. Çok zaten açıklık, yok, saçıklık. Evet. Şöyle bir şey var. Açıklık, saçıklık var. Onda problem yok. Ama İngilizler yok. biraz daha okulda kapalı çok gibi. Yani. Uzak, ama şöyle bakın. iş yerinde. Hı -hı. Ha iş yer, evet. İş yeri ya, kurallarına çok... Ki iş yerine geldiğinde burada insanla dikkatini dağıtmayacaksın. Hı hı. Bu erkek kıyafeti de olabilir belki. Tabii, yani, çok dikkat ederler evet. o bakımdan. evet. Ceketi, yeleği, kravatı ayrı bir e, kültürleri var adamların. Evet. Şimdi bunlar genel kurallardır. Yani mesai bitimine ne yapmışı karışmazlar sana. Bizde mesai de sonrasında karışırlar. Doğru. <laughs> Bazı restoranlara ceketsiz almıyorlar mesela. Evet. Bize döndüğümüzde şu anki şeye geldiğimizde dünyada esasında dikkat ederseniz politik olarak da bir sağcılık yükseliyor. Merkez sağ böyle sert sağ yükseliyor. Bu sert sağın yükselmesinin bir sebebi de esasında dünyadaki bu aşırı liberalizm yani dijital liberalizm hı. ve bireylerin de hayatlarında bu liberalizmin sonuna kadar yaşaması. Evet. Yani perde kalktı. Evet. Sınır falan yok Tabii Yani bunu evet. bir din odaklı konuşmuyorum. Hı hı. İnsan odaklı konuşuyorum. Evet. Zaten insan odaklı konuştuğunda zaten din otomatik içinde var. Evet. Yani dini çünkü böyle bir bir kıyafet ve ibadet esasında oturtma gayreti var. O da bir algı aynı zamanda bir işte. Bir yerinde kesinlikle. Evet. Hem dindarlarda var bu. Hı hı. Hem sekülerlerde var. Dindar tanımını kıyafet evet. ve e, belli ibadetlere hı hı. hasretmiş durumdalar. Dindarlar da kendilerini tanımlarken bunları bunları yapıyorum. Ben dindarım hı hı. diyor. Sık sık söylediğim bir şey var. Yani İslam dini açık büfe değildir. İstediğini al istediğini alma. Ve aldığın şeyi işte İslam diye yazdın. Koca bir parçadır, bir bütündür. Ona ortadan bakmamız lazım. Köşeler, yanlar, üstler, atlar hepsini görecek şekilde bakmamız lazım. Evet. Kabul edersiniz, etmezsiniz bu ayrı bir şey. Uygularsınız, uygulamazsınız. Bu, bu da ayrı bir şey. şey. Evet. Ama yani din evet. dezavantajı çok ayıp bir şey. Dindarlar içinde, sekülerler içinde Hı -hı. gerçekten bu. Ama iki tarafta Net bir şekilde maalesef iki tarafta dini bir kavga aracı, bir manipülasyon aracı olarak kullanma konusunda iyiler yani hiç tereddütleri yok. Evet. Maalesef. Toplumu dizayn etme. Toplumu evet. burada böyle bir şey olunca toplum şu an o kadar rahat bir hale gelmiş ki keyfe değecek, hedonizme Hı. karşılık bulacak ne gelse eyvallah diyor. E ona. nereye kadar? İşte bunun bir sınırı yok. Yok sınır yok, yok yani evet. Bunun bir sınırı yok. Bunun sınır olmayınca bir yerde bu tıkanacak. Evet. Şimdi ne oldu mesela? Ekonomik kriz var bütün hı. dünyada. İşte az önce seninle beraber bazı dünyadaki ham maddelerin analizini yaptık. Burada biraz gençleri daha fazla sitem edeceğim. Hı hı. O hayali bir özgürlükçülük vesaire şeyi şu an bitmeye başladı. Niye? Evet. Ailelere dönme mecburiyeti geldi. Niye? Çünkü Para bir arada çünkü. olursa evet. daha rahat yaşayabiliyor. Dertleri paylaşıyorlar. Dert dediğimizde onların anlaşılan para galiba. Ekonomik... Yok, hayır hayır. Hayatı şöyle tek yaşadığınızda bireysel ferdi yaşadığınızda her şeyle siz mücadele etmek zorundasınız. Yani hayat mücadelesi. Tabii derdine. ama evet. toplu yaşadığınızda buna iyi kötü. Hı. Her şeyi ortak yaşıyorsunuz. Buna tencereyi de koyun, kıyafetinizi de koyun, okul derslerinizi de koyun, bir ruhi meselenizi de koyun, tıbbi bir konuyu da koyun. Evet. Bunun içerisine hepsine girebiliyor. Esasında dünyadaki bu kriz, İnsanları daha çok aileye yanaştırıyor. Ama herhalde sanki böyle bir değişik bir aile oluşturma çabası var. Evet. Yani bu... Klasik e, aile modelinden... Klasik aile modelinden daha geriye gitme. Ama e, ben sanki hatta çekirdekten bile büyük aileye doğru dönebiliriz gibi bir görüşüm var. Çünkü dünyadaki bu kriz öyle 3-5 aylık bir yıllık falan değil. Hı hı. Ya bunu herkes görüyor. İstediğiniz dildeki analizleri evet, okuyun. da analiz okursanız bu uzun geçmişte de böyle olmuş zaten. Hı hı. Meşhur buhranlar şunlar buna baktığınızda belki şu tarihte başladı şu tarihte bitti derken o tarihler bile görece. Yani toplumdaki yani tam yansımaları, etkisinin tam oradan kalkması ne zaman bitti o bile tartışmalı. Bu tabi insanı özellikle şehirleşmiş insanı daha da zorluyor bu. Herkesin kendi odası var vesaire. Eskiden hatırlarsınız bir düğün olduğunda hı hı. O evin bir odası genç çifte tahsis edilirdi. Hayat yine evin içerisinde devam ederdi. Yani o oda onların odaları çoğalır mıydı yoksa mevcut oda? Yok yok mevcut mevcut, mevcut odadan, odadan tabii hı. mevcut odadan bir tanesi boşaltılır. Şey, i̇kinci bir yuvayı kurduğu için ikinci bir odaya evet. Evet ona o olana verilir. Evet. Zaman zaman kıza da hani iç güveysi derken oradan Kıza da verilir. Evet. O da yemek beraber pişer, beraber pişer tabii. Şöyle bu çok doğruydu, buna kesin hemen dönelim vesaire diye bir şey söylemek zor. Çünkü bu tip doğrular biraz sosyolojik şartlar, hayatlar, coğrafya hepsi birbirine iç içe girmiştir. Ama bunun tam tersi de yanlış. Bu tam doğruydu demek de yanlışsa e, bu tamamen yanlış. Hadi bırakın bunları da şehre adapte olun, e, ferdi olun, özgür olun, tek olun demek de yanlış. E şey şimdi evet. İstanbul mesela çok göç almış bir şehir. Evet. Evler küçük. Evet. Şimdi bu hayat nasıl yansıtacaksınız? İsteseniz bile yansıtamıyorsunuz. Evet. Mesela Ankara, Konya'ya gel. Evler büyük. Büyük ev eşittir. Daha çok misafir e, alabilme daha, daha çok misafir, daha çok birlikte yaşama evet. vesaire. Hatta şunu da diyelim, illa bir oda tahsil iç içe yaşamak değil. Hı hı. Yani evin kocası seyahate gittiğinde kızı veya gelin eve gelir. Evet. O süre zarfında evde kalır. O ev aynı zamanda onun için bir ortak yaşam alanıdır. Evet, evet. Çocuk hastalanır. Hı hı. Tek başına bakamaz, atlar gelir. Yani onun için aile 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 Çok önemli yani. Yani aile derdi çözüldüğü bir şey. tabi. ha ailenin içerisindeki bireylerde arıza varsa yine aile içinde çözülmesi gerekiyor aslında. onu da İstanbul Aile Vakfı terapi edecek Tabi her türlü her türlü danışmanlığa hazırız. <laughs> İstanbul Aile Vakfı demişken sadece problem olan ailelere değil. Biz aslında aile yapısının bozulmaması için çalışıyoruz ya abi. Yani Evet bozulduktan sonra zaten birçok insan ilgileniyor. Bizim gayemiz bozulmadan daha iyi konformize etmek. Yani çok iyi anlaşan bir çift bile çok rahat bir şekilde gelip orada kendi evliliğini daha fazla konformize etmek için danışabilecek. Tam bu noktada işte biz iyiliğe doğru belki aile kurumunu korumak için çalışırken işte o dezenformasyon dediğimiz olayda da direkt olarak aileyi hedef alan o propaganda ve dayatmalara karşı da insanlarımızın sessiz kalmaması gerekiyor. Şimdi dünyada nüfus artıyor. Evet. Hepimiz şey, görüyoruz. Özellikle biz ve bizden sonrası hı hı. dediğimiz böyle Orta hı hı. Doğu'dan başlayıp iki kıtası. Afrika zaten başlı başına o baskış evet. gaza gidiyor evet. yani aşk olsun. Biraz burada küresel ekonomist bakanların da bir etkisi olduğu Yani evliliği azaltmak evlilik azalsın, aile bireyleri azalsın, vesaire. nüfus azalsın ki kaynakları daha çok mu kullanalım. Öyle diyenler de var ama bunun aksi de var. Şöyle bir fikir de var. Yani aksine Evlilik bitince bireysel yaşam olacak, bireysel yaşam daha çok harcayacaklar. Tüketim artacak. Tüketim artacak. Adam kendi evine çıkacak, o ne yapacak, ne yapacak. Ama birlikte yaşadığında, çok affedersiniz, çorabı yırtıksa babasının çorabını alıp o an giyip çıkabilir. Yani, ama, ferdi yaşadığında, ama ferdi yaşadığında, çorabı yırtınca yeni bir çorap almak yeni zorunda kalacak. Yeni bir çorap almak zorunda. Benzer böyle pek çok şey var, hikaye var. E şunu çok iyi biliyoruz ki buzgulaplarındaki, yani Hı. mutfaktaki yüzde yirmi telef, evet. israftır. Maalesef. Yani çürür, bozulur, yiyemezsiniz, şudur budur. Hı hı. Meyve sebzesi yemeği yüzde yirmi daha az diyenler var, daha fazla diyenler de var. Ama biz yüzde yirmi esas aldığımızda, siz ayrı bir sistem kurduğunuzda yine yüzde yirmi israf olacak demek. İsraf demek. oluyor. Yine yüzde yirmilik bir harcama sizin cebinizden çıkıyor, Çöpe hı hı. giden harcama. Hı hı. Baktığınızda tabii büyük bir tüketim toplumu oluşturuyorsunuz. Hı hı. Ya toplum çalışıyor, 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 çalışıyor. O çalıştığını harcıyor. Evet. Bunu da tabii özendiriyorlar, özgür birey vesaire, kendi çalışıyor, kendi kazanıyor, İşte ekonomik özgürlük alanı oluşması vesaire diye hı hı. hem hanımlar için hem erkekler için hı hı. aynı şey pompalanıyor ama de burada da bir gerçekten şey var, ticari olarak bir tuzak diyebilirsiniz. Tuzak, tuzak. Evet. Ha geliri çok yüksek, onun için bir tuzak değildir bu. Hı hı. Gelir yüksek de adam, güzel güzel harcar yani o kişinin kendi hayatının getirdiği bir e, baht. Tamam. Ama aldığı maaşıyla ancak geçinecek adamı buraya doğru ittiğinizde sonu felaket oluyor zaten. Köle oluyor. Peki abi şöyle bir şey de yok. Mu? Modern köle. Modern köle oluyor tabii, çok tabii, güzel. Modern köle yani çünkü yaşamak için çalışmak Çalışması zorunda. Çalışması lazım. O çalışmaya bıraktığında ne oluyor peki? Allah muhafaza çalmaya doğru gidebilir. İşte Allah Yine toplumsal düzeni bozulması hı hı. noktasına. Burada ne var tabi? Burada biraz reklamcılık hı. hı. Reklam ahlakanda algı pompalama işte evet. bu e, e, şey reklam var. ahlakı ha. diye bir şey var mı bilmiyorum ama olmalı Va var da şu an kullanılmıyor e, reklam fıkı <gülüyor> diye <gülüyor> e, bir şey var mı yoksa olmalı evet. Aslında ahlak dediğiniz norm zaten geçmişten beri var. Hani Hazreti Adem ile Hazreti Hava'dan beri var. Evet. Ee, Müslüman olsun olmasın, başka dinlerden olsun olmasın hatta dini olsun olmasın insanların genelinde zaten bir ahlak anlayışı var. Kimisinde az, kimisinde çok. Doğru. Ama şu anki duruma göre galiba bu ahlak kelimesini komple yok etme derdinde bazıları. E tabi sınırsız yani, sınırsızlık. Sınırsızlık evet. Evet. mülkiyetsizlik bu geliyor yani çok tabi böyle bu konulara, çok uzun konular vaktimizde daralıyor galiba. Evet, başka vakt, programlarda bunun vaktimiz açarız. Vaktimiz sınırlı. Aslında söyleyecek çok şey var fakat işte söylediğiniz takdirde şu oluyor. Aa işte bizi anlamıyorlar, bizi anlamamışlar. Bak bunlar da bizi anlamamışlar oluyor. Aslında anlıyoruz, anlıyorsunuz. Böyle felakete doğru son surat giden bir şeyler var. Dur demek istiyorsunuz, bağırmak istiyorsunuz ama bağırınca bu adam niye bağırıyor diyorsunuz. Evet şimdi kıymetli dinleyicilerimize, <laughs> seyircilerimize bir kulis arkası notu paylaşabiliriz. Numan Bey abi herkes politikayla ile ilgileniyor. Siyaset ne kadar çok seven bir toplumuz diye bir cümle. Herkes evet, evet. her türde Ama Şimdi gerçekten de, öyle Ama abi. bu bizim realitemiz. Evet. Sadece yani, bizim Anadolu topraklarını mı? Yok Türk insanını, genel, olarak, genel biraz olarak. Biraz bunu bir, bir etnik olarak anlamayın ama yani Türklerde genel bu. Çünkü büyük 16 devlet evet. daha orta hallilerle ve küçüklerle daha çok daha fazla hı hı. Yani yıkma yapma. Evet. konusunda uzmanız. Yani devlet devletlik işte bu siyaset merakı buradan geliyor. Evet. Kazan'a gittiğimde Tataristan'a orada muhabbet ederken iki Tatar, üç parti dediler. Gülüştük. Ya dedim bu size Tatarlar özgü zannetme dedim. Evet. Bizde de var dedim. Evet. Ee, yani gerçekten bizde Düşüncemizin zenginliğinden kaynaklanıyor yani ya aslında. Yani bir, bir. Evet. futbolcu, din adamı, hı hı. esnaf, hı hı. mühendis, herkes bu konularda bizde fikir söylemeye, söz söylemeye vardır mutlaka vardır ya. Yani. Evet. Severiz. Evet. Bu da toplumun gerçeği. Bunu değiştiremezsiniz. Değiştiremezsiniz. Evet, bunu değiştiremeyiz. Burada işte bu daha ahlaklı, Tam orada, daha evet. sınırlı, hak hukuka riayet eden nokta getirmek Kul lazım. Riayet evet. eden, doğru. Bir araştırma yapmışlar, bir isimler belirlemişler. Hı -hı. Arayıp efendim işte biz Ankara'dan Hı -hı. arıyoruz. İşte sayın başbakanımız sizi falan bakanlığa uygun gördü. Gör, evet, evet. Uygun gördü Ciddi bir oranda. Sen kimsin kardeşim? Demek yerine aa öyle mi filan. Zaten bekliyordum <laughs> <laughs> Çok garip <karar>, evet. <laughs> Böyle bir araştırma duydum. evet Gerçekten çok olabilir. Olabilir. olabilir, evet, olabilir. Gerçekten biz çok özgüvenli bir Hı -hı. toplumuz. Amen, noktada. Çok da güzel. Evet. Ama, ama abi, işte oradaki evet. hak, evet. hukuk vesaire. Çok, çok. Asıl mesele o, bu yani. Evet. Kusur işlediğinde benim adamımsa ama lakin fakatlı cümleyle başlıyoruz biz. Evet. Ama benim adamım değilse benim, sonuna kadar hemen Benim akrabam, söylüyor. benim evet. köylüm, benim aşiretimden, bizim ilçeden, bizim cemaatten hı hı. diye artık bunu yukarı doğru futbol takımlarına kadar evet, götürebilirsin. Evet, evet. Ya dur oluyor. Acaba böyle değil mi? Hı hı. Ya kardeşim işte öyle adam yapmış hatayı. bu Hataya hata diyeceğiz. Hı hı. Bunu kasten yapmadıysa, hata en yaptıysa telafisi daha farklı olur insanları mahcup edecek, rezil edecek, evet. herkese aynı muameleyi görecek bir şey de zaten bizim geleneğimize Geleneğimiz yakışmıyor. yok. Benim tam rahatsız olduğum yok. husus bu aslında. O toplumsal evet. olarak şeyi düzeltme, toplumu ihya etme, hı hı. ıslah etme kavramları böyle işte Aziz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bana ne oluyor ki diye başlayan, hı hı. sizi şöyle görüyorum diye ortadan söylüyor. Evet. Ne kadar Veya güzel. kişiyi çağırıyor. Kişiye tek başına söylüyor. Evet. Şimdi ifşa etmiyor. İşte metot ya yani bakın daha evet. 1400 sene geçmiş, 1400 sene metot değişmiyor. Yani o erdem dediğimiz şey değişmiyor. Değişmiyor. Bugün yine bir insanın hatasını sosyal medyadan söylemenizle telefon açıp veya direkt kendisine mesaj hı. yapıp, ya bak böyle böyle bir şey var demeniz çok farklı. Birinde size teşekkür eder. Hı, hı. Beni ikaz ettiğin için. Veya hayır abi öyle değil böyleler der. Ötekinde kim Ama besler? Ötekinde Kızlar. kim besler? Evet. Ben evet. de onun bir açığı bulayım evet. da oradan intikam alayım der. Evet. Onun için inşallah yaşanan süreçlerden toplumumuz, gençlerimiz bir dersler çıkartırlar. Bu noktada biraz düşünürler. Yani o ekranların sahte şey. Hepimiz ekranların Hı -hı. E, muhatabıyız. Bundan kurtulabilen yok. Hı -hı. Realiteyi de konuşalım. Ama e, ekransız da düşünme Evet. yeteneğimizi geliştirmemiz lazım. O manada beynimizi demlendirirsek Eyvallah. inşallah daha kaliteli bir toplum oluruz. Peki çok teşekkürler. Biz Zaten teşekkür abi bitirirken de şunu ifade edeyim. Bizim yakınmamızın sebebi şu insanlar tabii ki belki güzelce birbirlerine ilişkilerde bulunabilirler ama bunu bir anormal olarak, art niyetli olarak yaptıkları takdirde de bu insanları rahatsız ediyor. Yani diyelim ki bir insan hata yaptıysa, hani birbirini birini bıçaklamışsa bıçakladı dersiniz. Fakat bıçaklamadı da de o onu bıçakladı diye yalan haber yaparsanız, öbürü de işte başka suçtan dolayı değil, daha bak işte barış dediği için, huzur dediği için hapse atıldı derse bu bir e, algı kirliliği oluyor ve toplumu rahatsız etmeye başlıyor. Bu rahatsızlıkta dile getirince de işte rigid oluyorsunuz. Belki protest oluyorsunuz. Dile getirmeyince bu sefer bir başka tarafta sizi korkak heyelan ediyor. Arada kalıyorsunuz ve selam. Her şeyin normler, huku normler, hukuklar. Ondan sonra ahlak e çerçevesinde geliştiği, her şeyin güzellikle e belki oluştuğu bir dünya istiyoruz, arzuluyoruz. Evet, yani aşırı politikleşme şey yapıyor tabii. Evet. E bazı şeyleri konuşmada sizi bir tarafa düşürüyor veya düşmüş gibi görünüyorsunuz. Evet. O da gerçekten... Şu ana kadar bayağı başarılısınız abi. Tebrik Öyle ediyorum. Yok. Yani 3 programdır. <laughs> Program <Öyle> yapıyoruz <laughs> ama hiçbir tarafa kaymadan, politikleşmeden e, mesajlarınızı ifade ettiniz. Bence izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz gayet istifade etti. Ben de evet, istifade evet ettim. Teşekkür Allah razı olsun. ederiz. Ama bizde de neyse şöyle bir politik bir yorum yapayım. Evet. Bizde e, politikacılar da veya parti mensupları da çok Sık. sıkı muhalefet ederler. Öyle bir an gelir iki pat o partiye geçerler veya Hı. başka bir parti kurarlar. Başka bir yere geçerler bir anda. Hı. Ya ne oldu dersiniz? O adam nasıl buraya geçti? Bunun, bunun solu, sağı, merkezi falan yok. Evet. Türkiye'de bu böyle bir genel e, teamüldür. Evet. E, politikacı size bir fikri çok sıkı savunurken. Ertesi gün çok tam tersini tam savunabilir. Tam tersi, 3 ay sonra veya başka bir farklı fikirdeki bir parti. Yok Ya abi sen bana kızdın, bağırdın. Bak şimdi buradasın. Evet. E, gerçekten bu da ilginç bir durum. Onun için topluma söz söyleme konusunda da gerçekten ortayı bulmak lazım. Evet. evet. Yani ortayı bulmak lazım. Bu toplam bir mesaj aslında. İletişim konusunda uğraşanların da söyledikleri şu. E, karşıdaki insana yarın düşmanın olacakmış gibi veya düşmanına da yarın dostun olacakmış gibi davran ki e, yarın mahcup olmayasın diye. Buna dikkat ettikten sonra sorun yok diyoruz. Doğru. Peki. Dezenformasyon da aynı. Evet tabii. Yani e, iftira, söz taşıma, dedikodu vesaire. Biriyle böyle bir muhataplığın oldu, adam onu öğrendi hı hı. ve siz onunla bir süre sonra yüz yüze geldiniz. Ne kadar utanç verici bir tablo. Tabii, tabii. Ne diyeceksiniz o insan? Evet. Onu düşünerek davranmak gerekiyor. Tabii. Bizde tabi bu işin en üst noktası geleneğimizde, medeniyetimizde Hazreti Ayşe annemizin hı hı. yaşadığı süreç. Evet. Bir sonraki programda belki buna da hensek olur mu? Yok Yani ben sadece ben, başlık evet. olarak. Deyip önemli edebiliriz. bu da önemli aslında. Bizi e, seyredenler, dinleyenler, Peki. bu konuya kendileri baksınlar. Evet. E, her şeyi de böyle şey yapmayalım. Abi şöyle yeni nesil 40 dakikalık programları zaten <laughs> takip etmiyorlarmış. Öyle Hemen mi? böyle işte dediğiniz gibi üst başta bakıyorlar, alttan devam ediyorlar. Biz de süreyi sınırlı tutalım. Bakalım bütün bahaneleri absorbe <laughs> edelim. Bakalım izleyecekler mi, dinleyecekler mi? Eyvallah. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Sağ olun efendim. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, muhterem Erkam TV izleyicileri, Kültürden İrfana programındaydık. Çok güzel konulara değindik. Gündemle alakalı konuları Abdurrahman abimiz kendi gözüyle, kendi çerçevesinden değerlendirmiş oldu. Bizler de istifade ettik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalınız.